AK Parti kurucularından eski genel başkan yardımcısı Necati Çetinkaya ve bürokrat eğitimci yazar Ahmet Balıbey bir dizi programlara katılmak üzere Elazığ'a geldi. AK Parti kurucularından eski genel başkan yardımcısı Mehmet Necati Çetinkaya ve bürokrat eğitimci yazar Ahmet Balıbey bir dizi programlara katılmak üzere Elazığ'a geldi. AK Parti kurucularından eski genel başkan yardımcısı Mehmet Necati Çetinkaya ve bürokrat eğitimci yazar Ahmet Balıbey Elazığ Havalimanı'nda il protokolü ve partililer başta olmak üzere yoğun bir kalabalık tarafından karşılandı. Evet. Efendim hoş geldiniz. Uzun bir süredir Elazığ'a gelemediğini ve memleketini özlediğini ifade eden Necati Çetinkaya, bu topraklara hizmet etmek şereflerin en büyüğü diyerek Elazığ'a yapılan hizmetlere değindi. Memleketimize doğup büyüdüğümüz bu memleket, şehrimizi hakikaten fevkalade bir iştiyakla, özlemle özlemiştik. E, dedelerim mezarları burada. Biz burada büyüdük. Bu topraklarda yetiştik. ve bu topraklara da hizmet etmek bizi bir şey şereflerle büyüdü. Şu anda bulunduğumuz bu havalimanını Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte açtığımız zaman bana aynı şunu söyledi. Ben o zaman kendisi başbakandı. Ben kendisinin yardımcısıydım. Genel başkan yardımcısı. Binali Bey Ulaştırma Bakanı'ydı. Açılışa geldim. O güller böyle sinema şeridi gibi gözümün önünde geçiyor. Süleyman Bey hatırlar. Cumhurbaşkanı dedi ki Mehmet e, Binali Bey dedi tabii Necati abiniz dedi şey yaptı bu kadar büyük bu herhalde Doğu Anadolu'nun bütün illerinin dedi e, havalimanı olmuş dedi. Ama de çok iyi olmuş çok iyi ki böyle büyük yapmışsınız. Buradan çıktık Güney Çevre Yolu açılışına gittik. Güney çevre yolun açılışında dedi ya dedi bu ne biçim bu hava e, yolları pişti mi yol mu bu ne büyük dedi. Ondan sonra tabi dedi Necati Bey e, bu şekilde yap diyor siz de yapıyorsunuz ama dedi fevkalade yol tebrik ederim dedi. Malatya milletvekillerine döndü siz de dedi bundan dedi yapın ama Malatya herhalde daha bitiremedi. O zaman çok değerli dostum Cemil Çiçek Bey Adalet Bakanı'ydı. Ee, orada Adalet, Adalet Sarayı'nın açılışına gittik. Adalet Sarayı'nı açılışı görünce o büyük devasa Adalet Sarayı binasını dedi ki bu dedi herhalde dedi bütün Doğu dolu Adalet Sarayı olmuş dedi. Ee, güzel şeyler tabii bunlar güzel hatıralardı. Türkiye'de doğu ve güney doğanda ilk olarak bu bölgede doğal gazı Elazığ getirdik ve e, hemen daha çabuk olması için. Urfa üzerinden getirdik ve daha doğuda hiçbir şehirde doğalgaz yokken Elazığ'da doğalgazı hizmete açtık. Hem şehirlerimiz tabi bu güzel hizmetlere layıktır. Çetin Kaya, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki birçok il Elazığ'a yapılan projeleri görünce şehrimize örnek aldılar dedi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki birçok iller bizim Elazığ'ın o güzel projelerini gördükçe, ee, hep örnek aldılar. İlk olarak Türkiye'de kültür parkı kendi vilayetimize Elazığ'da başlattık. Türkiye'de ilk olarak biten şehir parkı Elazığ şehir parkı oldu. Ve bununla e, şahsen gerek o zamanki işte hükümet olan Sayın Cumhurbaşkanımıza tabi ediyor şükranımız var. Ve şahsen gurur duyuyorum yani o hizmetlerin e, ilk olarak kendi şehrimizde yapılmasına. E, fevkalade e, mutluyum ve onu gördükçe e, hakikaten diyorum ki işte Bamburatül Azize layık olan e, eser bu eserler olacaktır diyorum. Eee elaza ne kadar hizmet etseniz e, kafi e, değildi. Tamam bu hizmet bitti diyemezsiniz. Çünkü elazı o tarihe layık olarak e, gelişmesi ve büyümesi gereken bir şehirdi. O sebeple e, o günün imkanlarıyla e, hemen hemen e, birçok eserleri yani bizim hükümetimiz olarak projelendirilen ilk eserler Elazığ'da tahakkuk etmiştir. Çetin kaya Fırat Üniversitesi, Doğu'nun en büyük üniversitesi, öğrencilerimize rahat bir barınma imkanı sunmak için Türkiye'de en fazla yurdu Elazığ'a yaptık ifadelerini kullandı. Düşünebiliyor musunuz? Fırat Üniversitesi, Doğu'nun en büyük üniversitelerden birisi. Arkadaşlar, doğru dürüst talebelerimizin yattığı yurt yoktu. Türkiye'de en fazla yurdu Elazığ'da yaptık. Yataklı olarak. Ee, ya koskocaman e, üniversitemiz var. Üniversitede tıp fakültesi hastane hastanesi yok. Tıp fakültesi hastanesini ilk olarak yine bizim dönemimizde gerçekleştirdik. İç şehir hastaneleri. Şehir hastanesi o zaman Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönüldü. Meslektaşım o da vali. Kadim dostum. Her, e, hemen hemen her gün birbirimizle e, görüşmezsek, haberleşmezsek rahat etmeyiz. Ve biliyorsunuz şu andaki yer değişti. hemen bir lise olmanın yeriydi. Tahsisini yaptık. Başkanım öyle mi? Ve hemen başlattık. Şu anda Allah'a şükürler olsun en modern hastanelerden bir haline geldi.